Sosyal medyada deprem kehanetlerinde bulunan ancak daha önce birçoğu tutmayan Tayvanlı Dyson Lin, Manisa depremini bilmesinin ardından Elazığ depremini de tutturdu. Dyson Lin paylaşımında Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Dyson Lin 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında uyarısı yapmıştı. En son Elazığ depremini doğru tahmin eden Dyson Lin dikkatleri üzerine çekti. Dyson Lin'in güvenilirliği araştırılmaya başlandı. Teyit.org'un yaptığı incelemeler sonucunda Dyson Lin'in herhangi bir uzmanlığının olmadığı sonucuna varıldı. Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü'nün kurucusu ve CEO'su olarak kendini tanımlıyor ama Blogspot adres kullanıyor. Bu enstitüyü ülkenin Ticaret Bakanlığı arama motorlarında aradığımızda herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Dyson Lin'in uzman olmadığı, hatta sahtekarlığı nedeniyle ülkesinde $6.000 para cezası aldığı bilgisine ulaşabiliyoruz. Lin'in ismi herhangi bir bilimsel makalede geçmemesi, kendi profilinde dahi mesleğini tam olarak tanımlamaması kişi hakkında şüphe uyandıran noktalardan biri. Lin'in Blogspot sayfasında çok yoğun bir tempo ile dünyanın farklı yerlerine ilişkin deprem tahminleriyle karşılaşıyoruz. Lin tahminlerini IR-2 adını verdiği bir cihazla gerçekleştirdiğini söylüyor. Lin, deprem tahmin yolculuğunda el yapımı birçok cihaz icat ettiğini ve bunu Arduino platformu altyapısı ile desteklediğini de belirtiyor. Dyson Lin, ayrıca sitesinde bulunan bir linkle ürünlerin 1, 2 ve 3 modellerini 2000 Tayvan dolarına satıyor. Bu cihazın havadaki elektriği ölçüp depremi tahmin ettiğini iddia ediyor. Dyson Lin paylaştığı tweet'teki ekran görüntüsünde tarayıcı sekmesinde Tuğba isminde Türk bir Facebook hesabını incelediği dikkatlerden kaçmadı. En son İstanbul, Ankara gibi illerde deprem olacağını söyleyen Dyson Lin, Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbitz'ten yanıt geldi. Türkçe yazdığı tweet'te "Lütfen anlayın. Ankara yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem olmaz. Şehir tehlikeli fay üzerinde değil. Bay Lin'in uzmanlığı yoktur. Tweetleri sadece gereksiz korku ve paniğe sebep olur" dedi. Türkiye'den TV programlarından davet aldığını iddia etti. Twitter ve Instagram'dan takipçi sayısının artışı ve gönderilerinin görülme sayısının arttığını paylaşan Lin, sosyal medya hesaplarının popülaritesinin artmasından oldukça memnun. Son yaptığı paylaşımda Türklerin yaptığı yorumlara kızmış olacak ki, "Türkiye için deprem tahmini göndermeyi bırakabilirim. Bir deprem olduktan sonra bunları gönderebilirim. İsteğin bu mu?" şeklinde açıklama yaptı. Dyson Lin'e inanıp inanmamak sizin elinizde. Ama böyle bir saçma cihazla depremi önceden tahmin edebileceğine biz pek inanmıyoruz. Youtube Ansiklopedi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.